Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah Beyazlar, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Jetson Fernandes'i kadroya katarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Tüm bu gelişmelerin ışığında bomba bir isim daha gündeme geldi. Beşiktaş şu sıralar Olympiakos'tan ayrılmak isteyen eski Galatasaraylı Onyekuru'yu transfer listesine aldı. Onyekuru'nun Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia ediliyor. Özellikle spor yorumcusu Mehmet Ayan, Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazların teknik direktörü olacağını belirtirken, başarılı çalıştırıcının yapılacak transferlerin bulunduğu listeye Onyekuru'yu yazdığı aktarıldı. Beşiktaş'ta sezon başında birçok futbolcunun mukavelesi bitiyor. Siyah beyazlar bu nedenle yeni sezonun kadrosunda şimdiden oluşturmaya başlıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın gündeminde Okaka vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş Okaka için yarışıyor. İtalyan basında yer alan haberlere göre Başakşehir'in sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı Stefano Okaka, Beşiktaş'ın ve Fener'in gündeminde. Okaka bu sezon Başakşehir formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 9 gol ve 2 asist yaparken devre arası transfer döneminin bitimine az bir zaman kala Beşiktaş ve Fenerbahçe bu transfer için Başakşehir'in kapısını çalabilir. Başakşehir ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan Okaka sezon başında Udinese ile 3 maça çıktığı için şu an başka bir takımın formasını giymesi mümkün görünmüyor. Ancak sezon sonu için Okaka transferi konusunda gelişmeler yaşanabilir. Diğer yandan gündemde yeni bir isim var. Beşiktaş ve Konyaspor Mustafa Eskihillaç için Yeni Malatya resmi teklifte bulundu. Yeni Malatya Spor 24 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro bonservis ücreti talep etti. Beşiktaş devrası transfer döneminin tamamlanmasına kısa süre kala Yeni Malatya Spor'dan Mustafa Eski Ellaç için girişimlere başlayabilir. NTV'ye konuşan Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ve Konya Spor ile görüştüklerini söyledi. Mustafa Eski İllaç için Beşiktaş ve Konya Spor'dan resmi teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe ilettik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok. 97'de Trabzon'da dünyaya gelen Mustafa altyapı kariyerinde Çağlayan Spor ve Düz Yurt Spor'da top koşturmuştu. Profesyonel kariyerine de Düz Yurt Spor'da start veren Mustafa'yı daha sonra Yeni Malatyaspor, Spor, ve Boluspor'da izleme imkanı bulduk. U20 milli takımımızda 4 maça çıkan Mustafa'nın güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro olarak gösteriliyor. 1461 Trabzon formasıyla 64 maça çıkan eski hellaç Yeni Malatya Spor kariyerinde 62 maçta görev yaptı. Bolu Spor macerasında 29 maça çıkan başarılı futbolcu Elazığ Spor formasını ise 13 maçta giydi. 1461 Trabzon'da 16 gole atan Mustafa, Yeni Malatya'da 5 gol 9 asistle 14 gole etki etmişti. Elazığ Spor döneminde 4 gol 3 asistle 7 gole etki eden yetenekli futbolcu Bolu Spor formasıyla da rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu hücum hattının sol kanadında ve merkezde de görev yapabiliyor. 1.75 boyundaki oyuncu sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Yeni Malatya Spor Kulübü 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'tan 9 milyon TL bonservis talep etti. Bu rakamı çok bulan siyah beyaz ekip bu kadar para veremeyeceğini ileterek Malatya Spor ile pazarlıklara oturdu. Maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Yeni Malatyaspor hiçbir şekilde takası kabul etmediğini siyah beyaz kulübe iletti. 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olan Kartal, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı sebebiyle transferi hızlı bitirmek istiyor. Öte yandan eski hellaçı Beşiktaş dışında Konya Spor'da kadrosuna katmak istiyor. Müzik